Acaba sürekli tartılmalı mıyım? Kilo vermeye çalışırken özellikle de ameliyat olduktan sonra tabii ki kilonuzu kontrol altında tutmanız gerekiyor ki başarı mı yoksa nereye doğru gidiyoruz bunu bilmeniz lazım. Tabii ki hepimize yönde tartılar var. Tartılmanız da gerekiyor. Peki bununla ilgili bazı hastalarımdan da duyuyorum. İşte tartılsam mı? Bu beni psikolojik olarak etkiler mi? Veya hiç tartılmayıp benim yanıma gelip kontrollerde tartılan hastalarım var. Diğer yandan her gün tartılan hastalarım var. Peki bu konuda ben ne düşünüyorum? Birkaç soru üzerine bunu paylaşayım dedim sizlerle. Burada tabii her zaman söylediğim bir şey var. Biz başarıyı arttırmak istiyorsak dokümentasyona çok önem vermek zorundayız. Yani bu ne anlama geliyor? Ben bir şey yapıyorum ve bununla ilgili bir sonuç elde etmek istiyorum. O zaman ben hangi hareketimle hangi sonuçları aldığımı ancak o hareketi ölçtüğüm vakit anlayabilirim. Bu gelişim için çok önemli bir faktör ve kendimizi tartıp biçmek, ne olduğumuzu anlamak, ne durumlarda ne tepki verdiğimizi yani aslında kendi vücudumuzun şifrelerini çözmeye çalışmak çok ama çok önemli. Ya peki ameliyat olduktan sonra böyle hani her gün tartılıp da kendimizi hırpalasak mı veya işte hiç tartılmayıp işi gidişine bırakıp aylık kontrollerde doktorun yanında mı baksak bu bizi nasıl etkiler? Ben bunu yine kendi bakışımla, kendi açımdan bir cevap vermeye çalışacağım sizin için. Buradaki konu bence şu. Bence dediğim gibi kaliteyi ölçmek çok ama çok önemli. Hatta mesleğimizle ilgili bir bilgi, yani doktorlukla ilgili bir bilgi vereyim. Yani mesela biz yıllardır dünyanın büyük çoğunluğu böyle tıbbi verilerde Amerika'nın istatistiklerini kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü neden? Yıllar öncesinde istatistiklerini düzenli ve doğru şekilde tutmaya başlamışlar ve kaliteyi ölçümlemişler. Biz de onların yaşadığı şeyin bizim ülkemiz içinde veya diğer ülkeler içinde aynısı geçerli, benzer bir şekilde genellenebileceğini düşünerek onların istatistiklerini kullanmak zorunda kalıyoruz. Ha son dönemde bizim de ülkemiz kendi istatistiklerini çıkarmaya başladı. Hatta işte obezite, diyabet cerrahisi ile ilgili bu işleri yapan grupların bazen içinde bulundum. İşte bazen Sağlık Bakanlığı için bir program hazırladık, kitapçığını yaptık. Ben de onun üyesiydim. Yani burada kalitemiz arttıkça bizim bunu dokümante ettiğimiz, gidişatı takip ettiğimiz ortaya çıkacak. Peki biz bunu kilo verirken nasıl yapalım? Yani her gün kilomu ölçersem eğer motivasyonumu kırar mıyım, sıkıntı yaşar mıyım? Şimdi gerçekler üzerinden giderseniz sıkıntı yaşamazsınız. Ama bu gerçeklere biraz değinmek lazım. Yani birçok videonun konusu oldu ama yani ne kadar da çok videonun konusu olsa bana her zaman sorulan temel sorulardan biri olduğu için demek ki çok 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 konuşmamız gerektiğini anlıyorum. Konu şu, şimdi ben yeterince kilo vermiyor muyum acaba veya ben farklı mıyım? Ya yani aslında olay ben farklı mıyımdan ilerliyor. Çünkü bir süreç bittikten sonra geri dönüp baktığınızda o süreci genellikle çok daha rahat tasvir edebiliyorsunuz. Yani işte birçoğumuz üniversite sınavına girdik, zor dönemler yaşadık, sıkıntılı dönemler yaşadık. Ha, şimdi sorsanız birçoğumuz da diyecek ki ya işte o kadar da değilmiş aslında korktuğumuz kadar değil ama o zaman neler neler yapmıştık yani sınava girmek için bir sürü çabalar, bir sürü yorgunluklar, sıkıntılar kazanamayacağım endişeleri ama kazanıp da iş bittikten sonra geri dönüp bakınca o kadar da sıkıntılı gelmemeye başlıyor insana. Şimdi burada da kilo vermiş bitmiş süreci bitirmiş insanlarla konuştuğunuzda onlardan aldığınız bazı bilgiler olacak tabii. İşte
Ya benim çok kolaydı. Böyle kendi kendine oluverdi, gidiverdi falan gibi veya başka başka bilgiler de alacaksınız. Burada kilo verirken de başka insanlardan elde etmiş olduğunuz bilgiler sizin önünüzde bir böyle engel diyelim, engel olarak duracak. Yani işte hep bana söylüyorsunuz, ben 9 kilo verdim ama sizin paylaşımlarınızda bir bakıyorum 20 kilolar, 15 kilolar verenler böyle havalarda uçuşuyor. Hocam ben farklı mıyım? Ben hiç başaramayacak mıyım? Ben olamayacak mıyım acaba diye soruyorsunuz. Diğer yandan mesela bazen bana geliyor mesajlar. Hastam diyor ki ya hocam ben son 25 gündür hiç kilo vermiyorum. Ben çok korktum herhalde bu iş olmayacak. Şimdi bu tarz gerçekliklerle, bunlar gerçeklik ve yanlış da değil, normal olması gereken şeyler. Bunlarla baş edebildiğiniz takdirde, bunların temellerini bu anlattığım videolardan alıp da temellerine odaklanarak baktığınız takdirde bence dokümante etmek, sık sık tartılmakta hiçbir mahsur yok. Ha, sık sık tartılın, kendinizi bilin, kendinizi gözlemleyin, öğrenin ama bu gerçeklerin de farkında olun. Yani kilo verme süreci böyle dümdüz bir çizgi gibi her gün belli bir gramajda aşağıya doğru inmeyecek. Duracak, yavaşlayacak. Çünkü bu dönemde vücudunuz farklı evrelerden geçecek. Ya işte bir bayansanız adet göreceksiniz. O sırada tuz tutacak vücudunuz, sıvı tutacak. Bir erkeklerde de öyle. Yediğiniz şeylerle bu değişecek. Ruh haliniz de değişecek falan. Birçok şey de değişecek bunlar. Yani dokümantasyon iyi ama bu altında yatan süreci iyi bildiğiniz zaman yıpranmadan güzel bir şekilde bunu ölçebiliyorsunuz. Ha, tabii ben hastalarıma cevap veriyorum. Yani öyle bir şey olduğunu bana rahatlıkla yazın, arayın. Problem yok. Ama burada önemli olan şey şu. Bu bir süreç ve bu süreç zarfında bazen değişiklikler olacak. Yani biz her zaman çıkıp böyle biraz resmi geriden görmek durumundayız. Mesela işte ben son 25 gündür hiç kilo vermedim diyen hastama diyorum ki peki diyorum ne kadar kilo verdik bu vakte kadar? İşte hocam 2 ayda 18 kilo verdim. Ama son 25 gündür hiç kilo vermedim. Tamam süreç iyi gidiyor. Yani burada her insan birbirinden çok çok farklı ve her insanın süreci de bambaşka olacak. Aynı şeyi yeme içme konusunda da yaşıyoruz. Yani mesela bir hastam diyor ki ya hocam ben hani çorbanın bir kasesini içtim ama başka bir arkadaşım sizde ameliyat olmuştu. O da diyor ki 3 kaşık içiyorum ondan sonra duruyorum. Bende mi bir sorun var? Yok, sende bir sorun yok. Onda mı bir sorun var? Hayır, onda da bir sorun yok. Bu normal bireysel farklılıklar. Yani evet bence sık sık tartılmakta hiçbir mahsur yok. Çünkü bu durumda dokümante ediyorum. Ne olunca ne oluyor, ben ne yiyince ne oluyor, kendime dikkat ettiğimde nasıl sonuç alıyorum, nasıl bitiyor, nasıl gidiyor, vücudumu anlamak için belli bir done elde etmiş oluyorum. Bence bu güzel bir şey. Ama diğer yandan her gün tartılıp da Allah bugün neden 300 gramım gitmedi diye canınızı sıkacaksanız pek de doğru bir yaklaşım olmayabilir. Yani burada aslında her şeyde yaptığımız gibi kendi kişisel özelliklerimize bakarak ilerlememizde fayda var. Ama her zaman söylüyorum kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Yani gıdalarla ilgili de böyle ya. Belli bir gıdayı aldınız ve bununla ilgili bir sıkıntı yaşadınız. Ya illa ki onu devam etmek zorunda değilsiniz. Kendini dinleyen insanlar süreci çok daha güzel yönetiyorlar. Hatta bana diyor hastalarım yani şöyle bir sorun yaşıyorum ama dikkat ettim vitamini aldığımda oluyor. Hocam ben ne yapayım? Ben de diyorum ki vitamini değiştirelim. Vitamini değişiyoruz, işler rahatlayabiliyor. Burada sizin kendinizi gözlemlemeniz, bir nefes alıp kendinize bakmanız, kendinizi tartmanız
Bu anlamda çok önemli. Ama gerçekleri, gerçek gidişatı da şu netlikte bilerek bunu yorumlar iseniz kendinizi de boş yere hırpalamamış olursunuz. Hem bu arada kendinizi hırpalamak pozisyondaysanız haber verin, beraber onu 2 dakikada çözelim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da çabucak haberdar olursunuz videolardan. İyi günler.